Günümüzde alerjik reaksiyonlar da çok fazla. Alerjiye neden sebep olur? Alerji nedir? Bunu Evet. bize biraz açıklar mısınız? Alerjinin sebebi nedir? Alerjiyi tetikleyen dört sebep var. Bir, alerjinin oluş sebebi gastrit, ülser, reflü gibi mide rahatsızları. %20 midedeki problemden kaynaklanır. %80 aşağı yukarı bağırsaktaki problemlerden, bağırsaklar da normal olarak 2 kilo ağırlığında 100 katrilyon bakteri var. Biraz önce söyledim ya, yanlış beslenme, aşırı ilaçlar vesaire nedeniyle faydalı bakteriler azalır, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalırsa zararlı bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler faydalı bakteriler yok eder. Zararlı bakteriler çoğalır. Zararlı bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler bağırsak mukozasını yakıyor. Bağırsaklar kendini korumak için yağ tabakası üretir. Bağırsaklar yağlanırsa ne olur? Yeterince enzim salgılayamaz. Enzim oranı azalırsa ne olur? Histamin oranı çoğalır. Histamin oranı çoğalırsa ne olur? Vücudun histamin kortizon dengesi bozulur. Histamin kortizon dengesi gel git gibi metcezir. Bozulduğu zaman ne olur? Histamin sürekli yükselmesi bir, damarları sertleştirir. Sürekli büzer, sıkar. İki, bronşları sertleştirir, sıkar, büzer. Bu nedenle alerjik astım, alerjik rinit gibi hastalıklar ortaya çıkar. Üç, hücreleri sıkar, sertleştirir. Hücrede böyle sıkıştıkça ne olur? Hücre içerisinde besleyici madde giriş ve çıkışı engellenir. Hücreleri beslenemediği için beyne sinyal gider. Besin gelmiyor. Vitamin, mineral, enzim, glikoz yok. Ölüyoruz. Sinyal. Beyin de aynı yukarıdaki şef gibi düşünelim. Yani Evet. pardon. Peki Beyin bitkisel. gibi, beyin bütün hücrelerle bağlantılı. Telefon şebekesi gibi. Evet. Bağlantıları var. Bitkisel çözümü var mı alerjinin de? Her türlü hastalığın çözümü var. Alerjiyle ilgili birçok klinik araştırmalar yapılmıştır.